Excel tablolarınızda çeşitli analizler yapmanıza yarayan birçok bilgi formülü vardır. Bunlardan birisi de Çökersay formülüdür. Çökersay formülü, birden fazla koşulumuza uyan farklı hücrelerdeki verilere ölçütler uygulayıp, tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını saydırır. Örnek Excel içeriğimize göre, bu şekilde bir verimiz var ve bunları bu iki kritere göre sayılarını alacağız. İşleme başlamadan önce, veri içeriğine Excel tablosu ekliyorum. Veriyi göreceğim hücreye, eşittir yazıp, Çökersay formülümü yazarak tıklıyorum. Mesleği bilgi işlem olan çalışan sayısını alacağım için, mesleklerin olduğu hücreyi, yani C sütununu seçiyorum. Araya noktalı virgül işaretini yazarak, tırnak işareti açıyorum. Açtığım tırnak işareti içine, ölçütün bilgi işlem mesleği olduğu için, meslek grubundaki terimi gördüğüm şekilde yazıyorum ve tırnak işaretini yazıp kapatıyorum. Tekrar noktalı virgül işaretini yazarak, 30 yaş üstü istenildiği için, yani yaşların bulunduğu E sütununu seçiyorum. Yaş sütununu seçtikten sonra, noktalı virgül işaretini yazarak, tırnak simgesini açıyorum. Ölçütüm, 30 yaş üstü olduğu için, buraya, büyüktür 30 yazıyorum ve tırnak işaretimi kapatıyorum. Formül tanımlaması bitti. Enter tuşuna bastığımda listedeki 30 yaş üstü bilgi işlem çalışan sayısı karşıma gelecektir. Şimdi, diğer istenilen istatiksel veriye bakalım. Yine eşittir işareti yazarak, Çökersay formülümü yazıp tıklıyorum. Yabancı dil bilen çalışan sayısı istendiği için, Excel'deki D sütununu seçiyorum. Noktalı virgül işaretini yazarak, tırnak simgesini açıyorum. Ölçütüm, yabancı dil bilen sayısını almak olduğu için, D sütunundaki var seçeneğini yazarak tırnak işaretini kapatıyorum. Tekrar noktalı virgül yazarak, erkek sayısı istendiği için, cinsiyet sütunu olan B sütununu seçiyorum. Sütunu seçtikten sonra, ölçüt belirlemek için, noktalı virgül yazarak tırnak işaretimi açıyorum. Ölçütüm erkek sayısı olduğu için, cinsiyet bölümünde gördüğüm şekilde yazarak tırnak işaretimi kapatıyorum. Enter tuşuna bastığımda, istenilen istatiksel değer karşıma gelecektir. Tablo mantığıyla çalışırsanız, liste içindeki eklemeler güncellemeler oldukça verilerinizde dinamik olarak güncellenir. Çökersay formülünü kullanarak, birden çok seçenekleri formülleyerek istatiksel veriler alabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.